Diyanet İşleri aracılığıyla hükümet olmaması, böyle olmaması gerekmesine rağmen bir inanç topluluğu adına konuşabiliyor, bir inanç topluluğunu doğrudan sözcüsü yapabiliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yanında gezdiriyor hükümet yetkilileri, o açılışta konuşuyor, ona dua ediyor, buna dua ediyor. Yani orta çağdan kalma uygulamalarla, laik bir devlete asla yakışmayacak uygulamalarla hükümete maşa olmuş bir inanç kurumundan bahsedebilir miyiz? Yani hangi inanç bir hükümetin resmi sözcüsü olarak hareket eder? Hangi inanç bunu kabul eder? Hangi inanç kendisini bir devlete bağlı kılar? Bu işin mantığına, felsefesine, inancın kendisine zaten aykırı olan bir şey. Bugüne kadar Sünni cemaatini Diyanet İşleri Başkanlığı aracılığıyla bu şekilde politik çıkarları için kullanan hükümet, bundan sonra sallanan koltuğundan sonra Sünni cemaati kendisine yetmemiş olacak ki Alevi cemaatine de aynı muameleyi yapmaya çalışacak. Bu Alevi problemini çözmez, giderek derinleştirir. Alevilerin arasındaki fay hatlarını kullanarak Alevileri bölüp parçalayıp yönetmek, Alevileri satın almaya çalışmak, devlet Alevisi yaratıp Aleviliğin haklı isyanlarına, Aleviliğin diğer ayrımcılıklara karşı mücadelelere destek olmasına, Aleviliğin halihazırdaki hırsızlığa, yolsuzluğa, halihazırdaki yanlışlara karşı ses çıkartmasına engel olmaya çalışmak kabul edilecek bir iş değil. Şeffaf, tüm yetkililerin, tüm sorumluların kendisini dağra çektiği, yatay örgütlenen, hiyerarşik örgütlenmeyen, kadınla erkeğin eşit olduğu, bireysel özgürlüğün tanındığı, kardeşçe, eşit, yaşamın her alanının paylaşıldığı, toplumsal dayanışmanın had safhada olduğu, müsait ilişkisiyle bütün toplumun kardeş kılındığı bir inanca zaten bu yakışmaz. İğneyi gerekirse toplumsal muhalefetin kendisine de batırması gerekiyor. Dost acı söyler. Yani şunu çok iyi biliyoruz. Nasıl ki özellikle işte Sünni İslam politikası güden, siyasal İslam politikası güden, dini politikaya alet eden çevreler bunu zaten Aleviler aleyhine kullana gelmekte. Ama benzeri bir durumu ana muhalefet ya da ana muhalefetin bileşenleri içinde görüyoruz. Yani bütün siyasi öbekler, bugüne kadar gelmiş geçmiş bütün siyasi öbekler Alevileri sadece seçimden seçime hatırlayan, Alevileri oy deposu olarak gören bir anlayışa sahip ki bugüne kadar Alevilerin hiçbir somut ve meşru talebi karşılanamadı. Öte yandan demokratik kitle örgütlerinin, demokratik kamuoyunun da belki bir öz eleştiri vermesi lazım. Çünkü nasıl ki işte ana muhalefet bileşenleri Aleviliği cemevlerini arka bahçeler olarak düşünüyorsa, cemevlerini, Alevi örgütlerini siyasette basamak atlamak için bir zıplama rampası olarak görüyorlarsa, bu niyetlerle kullanıyorlarsa, böylesi bir yanlış bakışın içinde, en azından noksan bakışın içindelerse, bugün işte toplumsal muhalefet, sol siyaset de aslında Alevileri şimdiye kadar tam olarak anlamış değil. Çünkü şu bir gerçek, şimdi Alevilik bağlamında inanç özgürlüğü konuşuyoruz aslında burada. İnanç temel ayrımcılık konuşuyoruz. Ülkemizdeki tek ayrımcılık problemi inanç temel ayrımcılık değil. Bu ülkede etnik temel ayrımcılık, cinsiyet temel ayrımcılık, cinsel yönelim temel ayrımcılık, ekonomik temel ayrımcılık, engellilik temel ayrımcılık. Bu ülkede ayrımcılığın her türlüsü gani gani var. İnanç temel ayrımcılık sadece bunlardan bir tanesi. Şimdiye kadar kişisel olarak, kişisel görüşüm olarak şunu söyleyebilirim. İşte sol kamuoyu, Aleviliğin çoğunlukla içinde yer aldığı sol siyasi kamuoyu da diğer ayrımcılık başlıklarına gösterdiği hassasiyeti bu başlığa göstermiyor. Alevilerin eşit yurttaşlık mücadelesi evet birincil olarak, birincil özne olarak Alevilerin davasıdır ama dediğim gibi bu demokratik bir hukuk devletinde herkesin davasıdır. Bunu hatırlamakta fayda var. Ama öyle ya da böyle bu meselenin birincil öznesinden yani yerelden evrensele doğru giden bir anlayışı olması lazım. Gerçekten de biz ülkemizde Alevilerin eşit yurttaşlık
mücadelesini, Alevi problemlerini gidermek istiyorsak, Alevilerin eşit yurttaşlık mücadelesini görmek, desteklemek, tanımak istiyorsak yapılacak şeyler belli. Evvela bir defa Alevi kamuoyunun kendi içinde bir olması, iri olması, diri olması elzem. Öncelikle Alevi kamuoyu asgari müşterekte anlaşmak zorunda. Yani etnik, siyasi, politik, inançsal her türlü farklılığı zenginlik olarak kabul edip, ki bunu yani kişisel görüşümüz değil, bu Alevilik bunu öngörüyor zaten. Yani Alevice düşünüp, Alevice yaşayıp, Aleviliğin öngördüğü şekilde bu farklılıkları zenginlik olarak kabul edip, Aleviliğin asgari müşterek taleplerini çevresinde birleşmesi lazım. Halihazırda Alevi kurumları arasında işte asgari müşterekte buluşmaktaki zorluklar, işte siyasi ayrılıklarda düşünen farklı cepheler, işte hükümetin oyunlarına gelip gelmemeye göre düşünen farklı cepheler, inancın geniş ya da dar anlamda yorumlanmasına göre düşünen farklı cepheler gibi halihazırdaki Alevi kamuoyu içindeki fayatları tabii ki de Alevi hukukçular arasında da var. Biz Alevi hukukçular da sahiden Alevi gündemine ilişkin refleks gösteremedik, ortak hareket edemedik. En temel, en basit şeylerde dahi biri olamadık. Bunun öz eleştirisini vermek lazım. Yani bu sadece hukukçular için de değil. Tabii ki de ben hukukçu olarak bunun öz eleştirisini veriyorum. Yani biz bu bilince, daha demin ortaya koyduğum yerelden, aile içinden, evrensele giden bilinçte buluşamadığımız için asgari müştereğimizle, ortak değerlerimizi, eşit yurttaşlık talebini yan yana gelip savunamadığımız için bu hukuk camiasında biz bunun problemini yaşıyoruz. Sayeden işte bugün daha bu hafta Alevi yurttaşların evlerinin kapısına çarpı atılıyor. Alevi çocuklar okulda zulme maruz kalıyorlar. Sırf Alevi olduğu için işte iş bulamıyor, devlette mobbinge maruz kalıyor. Yani bunu hepimiz biliyoruz. Yani bugün bu ülkede Alevi olmak ikinci, üçüncü sınıf insan muamelesi görmeyi hak ettiriyor. Sosyal hayatta yaşanan bu devletin, hükümetin yaklaşımı sebebiyle maruz kaldığımız hayat bu. Buna karşı sahiden de sahipsiziz. Yani bizim pratikte bizden başka da kimsemiz yok. İşin kötüsü bizimiz de yok. Alevi hukukçular toplumsal muhalefetin çok farklı yerlerinde çok güzel işler yapıp çok önemli görevler üstlenip çok kıymetli hizmetlerde bulunuyorlar. Ama iş Alevi gündemine geldiğinde, Alevilerin maruz kaldığı ayrımcılıklar olduğunda, Alevilerin maruz kaldığı hukuksuzluklar olduğunda organize bir şekilde refleks gösteremiyoruz. Bu alanda çok ciddi bir eksiklik var. Alevi Hakları Takip Merkezi, işte Alevi Hakları Gözlem Merkezi gibi hangi formatta olursa olsun, bu bir hukuk derneği olabilir, bu sivil bir organizasyon olabilir, hiç fark etmez. Bütün Alevi kurumlarıyla ortak çalışabilecek bir mekanizma oluşturup Aleviliğin halihazırdaki, Alevi hareketinin halihazırdaki problemlerine, ihtiyaçlarına karşılayacak bir hukuk topluluğu oluşturmaya çalışıyoruz. Bunun çalışması bugün de devam ediyor. Zaten böyle bir topluluk var ama kabul etmek gerekir ki verimli ve işlevsel değil. Biz bunu verimli ve işlevsel hale getirmek için hala da görüşmelerimizi, çalışmalarımızı yapıyoruz. Ama bu sadece hukukçular arasında bir şey de değil. Yani bu bahsettiğimiz, yani nasıl olur da Alevilerin hak mücadelesini karşılayabiliriz, Aleviliği hak ettiği yere getiririz sorusunun cevabında, evet, en başta işte bu işin muhatapları olan ocaklarımız, Alevi kurumlarımız, Alevi sivil toplum örgütleri zaten mecburen inisiyatif alacaklar. Ama bunda da sınırlı değil. Yani bu yola gönül vermiş, bu alanda çalışma yapacak, kendi disipliniyle alakalı bu alanda iş görebilecek akademisyenler, hukukçular, basın mensupları, sanatçılar, artık kim hangi alanda çalışıyorsa kendi alanında, kendi disiplininde, eğer ki böyle bir dertlenmişse yapacağı çok iş var. Evet, hukukçuların yapacağı çok iş var, bu kabul. Ama bu, yani toplumun bütün bileşenleri bu görevle, bu görev yüklenmezse yine olmayacak iş. Yani hukuk soyut bir mücadele alanı. Tabii ki de çok önemli bir mücadele alanı. Tabii ki de çoğu şeyin temeli. Zaten çok temel bir mücadele. Bu zaten verilsin ama yani bu işin her türlü alanda çalışmasının yapılması çok elzem. Dolayısıyla yani hem kendi meslektaşlarımı bu yola baş koymuş
hukukçuları ya da bu alanda hizmet alabilecek hukukçuları zaten mücadeleye öncelikle davet ediyoruz. Ama sadece hukukçularla olacak iş değil. Yani bütün Alevi canlarının, hatta Alevi olmak zorunda değil, iki beraber mücadele ettiğimiz, bize destek veren pek çok Alevi olmayan ama haklı mücadelemizi görüp tanıyıp destek olan pek çok farklı disiplinden pek çok kıymetli can da var. Yani bu dertte dertlenecek herkesi sahiden bu mücadeleye omuz olmaya davet ediyoruz.